Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Melek Çağlar. Dün Brüksel'de düzenlenen terör saldırıları sadece Belçika'yı değil, bütün Avrupa'yı sarstı. Almanya'da da güvenlik önlemleri artırıldı, kriz masaları kuruldu. Brüksel saldırısı sonrasında Avrupa ve Almanya'daki gelişmeleri almak üzere şimdi Berlin'e Cem Dalaman'a bağlanıyoruz. Cem, Almanya'daki atmosfer nasıl? Kamuoyu benzer olayların Almanya'da da yaşanmasından endişeli mi? Evet, müthiş bir endişe var. Adını koyalım, korku var Alman kamuoyunda. Zaten dün olaydan Brüksel'de yaşanan terör saldırılarının hemen akabininde Almanya'daki güvenlik birimleri alarma geçti. Tüm havalimanlarında, tren istasyonlarında, kamuoyuna açık alanlarda çok sayıda polis görmek mümkün dünden bu yana. Zaten her zaman vardı ama bunların sayıları dünden bu yana artmış durumda. Federal hükümet hemen bir kriz masası oluşturdu. Bugün tekrar bir araya geldi kriz masası. Başbakan Merkel'in açıklaması oldu ve Belçika'nın yanındayız. Gerekli tüm yardımları ve önlemleri almayı da sürdüreceğiz şekli bir açıklama yaptı Başbakan Merkel. Kamuoyunda yapılan anketlere göre halkın %70'i Almanya'da da çok kısa bir süre içinde benzer bir terör saldırısı olacağından yola çıkıyor. Terör uzmanları, yorumcular, analistlerde de, yaptıkları analistlerde de Almanya'nın daha sonraki terör saldırısı için liste başında olduğunu iddia ediyorlar. Tabii bu da kamuoyunu çok rahatsız eden, tedirgin eden bir durum. Peki güvenlik birimlerinin elinde Almanya'ya yönelik terör tehdidi konusunda somut bilgiler var mı? Evet, yeni bir bilgi var. Dünkü saldırıdan hemen sonra Twitter üzerinden IŞİD kaynaklı olduğu tahmin edilen bir mesaj geldi. Fransızca bir mesajdı. Belçika'daki terör saldırılarını üstlendi Twitter'e atan kişi ya da IŞİD. Onun ardından da benzer saldırıların çok yakında Almanya'da olacağını, Almanya'da da bombaların kan akıtacağını ifade eden bir Twitter geldi. Almanya'da tabii bu büyük yankı uyandırdı ve korkuların daha da artmasına neden oldu. Zaten Alman güvenlik yetkilileri çok uzun bir süredir Almanya'dan Suriye ve Irak'taki terör gruplarına katılan insanların, cihatçıların, cihadistlerin ülkeye geri dönüp terör eylemleri yapabileceğini iddia ediyordu. Hatırlayalım, yaklaşık 800 kişinin Almanya'dan Suriye ve Irak'a gittiği tahmin ediliyor. Bunlardan 100-130'unun tekrardan Almanya'ya geri dönüş yaptığı biliniyor. Alman güvenlik birimleri onların dışında, bu grubun dışında toplam 1100 radikal İslamistin Almanya'da etkin olduğunu, bunlardan 400'ünün her an terör eylemi yapabilecek kapasitede ve durumda olduğunu belirtiyor. Ve uzun bir süredir bu konuda hem kamuoyunu hem de yetkilileri uyarıyor ve bir bakıma da terör saldırısına hazırlıyor. Cem Dalaman Berlin'den Brüksel saldırıları sonrasında Avrupa'daki gelişmeleri aktardı. Teşekkürler ediyoruz Cem. İyi akşamlar. Terör tehdidi Amerika'da da güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Hatta bu sabah dünyanın en işlek havaalanlarından biri olan Atlanta Havaalanı'nda heyecanlı anlar yaşandı. Havaalanı şüpheli bir paketin bulunmasının ardından bir süreliğine boşaltıldı. Yetkililer şüpheli paketin bagaj bölümünde bulunduğunu bildirdi. Dışarı çıkarılan yolcuların bir süre sonra içeri girmesine izin verildi. Bulunan paketle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken havaalanı sözcüsü olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Sadece Atlanta değil birçok büyük kentte hem tedirginlik hem de güvenlik önlemleri artmış durumda. Bu yerlerden biri de New York. Şimdi kentteki güvenlik önlemlerini almak üzere New York'a Dilge Timoçin'e bağlanıyoruz. Dilge, New York olası terör saldırılarını önlemek için ne gibi tedbirler aldı? Kente nasıl bir hava hakim? Melek, New York'ta şu anda resmi bir tehdit uyarısı yok ama görünen o ki güvenlik görevlileri her yerde gözle görülür bir artış var. Şu anda New York'un kalbi Times Meydanı'ndayız. Arkamda da görüyorsunuz, New York Polis Departmanı'nın önündeyiz. Ve şu anda o binanın içinde çok fazla polis olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü polisler meydanda devriye geziyorlar.
rastgele seçtikleri insanların üzerlerini arıyorlar. Aynı şekilde polis köpekleri de görev başında. Ama diğer yandan da turistleri ürkütmemeye çalışıyorlar. Çünkü Mart sonu burası turist kaynıyor. Nispeten daha az kalabalık ama yine de Times Meydanı'nda büyük bir kalabalık var. Sadece bu meydanlarda değil, metrolarda, havaalanlarında, büyük köprülerde de ciddi güvenlik önlemleri var. Metrolarda konuştuğumuz bazı kişilere bu güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını sorduk. Güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını söylediler ama olsa bile eğer bir saldırı olacaksa bu saldırının bir şekilde yapılacağını da dile getirdiler. Orta Doğu'lu turistlerle de konuşmaya çalıştık ama yorum yapmaktan kaçındılar. Bu arada Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Ted Cruz şu anda New York'ta. Kampanyasının son durağı burası. Cruz dün akşam çok tartışmalı bir güvenlik önlemi önerisi yaptı ve Müslüman mahallelerinde polislerin devreye gezmesi ve güvenliği sağlaması gerektiğini söyledi. Özellikle çete yapılaşmalarının olduğu mahalleler olduğunu söyledi bunların. New York Polis Departmanı bunu saçmalık olarak niteledi bir tweetinde. Ama Donald Trump bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Barack Obama ise buna bir yanıt verdi. Başkan Obama şu anda Küba'dan Arjantin'e geçti ve Arjantin Devlet Başkanı ile bir basın toplantısı düzenledi. Ted Cruz'un bu önerisine de şöyle bir yanıt verdi. Az önce mahallelerin izlendiği bir ülkeden çıktım. Küba'dan bahsediyor. Bu ülke aynı zamanda Ted Cruz'un ailesinin Amerika'ya kaçtığı ülke. Özgürlüklerin ülkesinde böyle kaygan bir zeminde buna kalkışmak mantıksız. Biz bu değiliz ve bu şekilde IŞİD'i alt edemeyiz dedi. Basın toplantısında Müslümanlar, Amerikalı Müslümanlar içinde o kadar iyi entegre oldular, başarılılar ve vatanseverler ki izole edilmiş değiller ve bu nedenle Amerika gücünü buradan alıyor. Burada saldırı olması çok zor diye konuştu. Dediğimiz gibi Obama'nın açıklaması da bu. New York'taki bütün güvenlik önlemlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Melek. Dilge Timoçin, Brüksel saldırıları sonrasında Amerika ve New York'ta alınan güvenlik önlemlerini aktardı. Teşekkürler Dilge. Sıradaki haberimiz Suriye'den. Suriye ordusu IŞİD'in elindeki antik kent Palmyra'ya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Birliklerin kentin çevresindeki dağlık bir alanı ele geçirdiği, kente batı ve güneyden yaklaştığı belirtiliyor. Bu konudaki gelişmeleri Şam'dan Hediye Levent'ten alıyoruz. Antik Palmyra kenti geçtiğimiz yıl Mayıs ayında IŞİD'in eline geçmişti ve o dönemde dünya gündemine gelmişti. Uluslararası toplumdan da antik kentin korunması yönünde ard arda çağrılar yapılmıştı. Antik Palmyra kenti aslında Humus'a bağlı Tedmür ilçesinin sınırları içinde yer alıyor. Ve yaklaşık bir aydır Suriye ordusu Rusya'nın hava saldırıları Hizbullah'ın da karadan desteğiyle Tedmür ilçesini geri almak üzere geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Son birkaç gün içinde Suriye ordusunun ilçeye hakim tepeleri ele geçirdiği yönünde bilgiler geldi. Bugün itibariyle de ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtiliyor Suriye ordusunun. Ki Suriye ordusunun bulunduğu pozisyonların Antik Palmyra kentine de 1 kilometreden az bir mesafede olduğu belirtiliyor. Tedmür ilçesi aslında içindeki Antik Palmyra kentiyle öne çıktı. Çünkü bu bölgede binlerce yıllık çok sayıda medeniyetten geriye kalan bir takım kalıntılar bulunuyor. Ancak Tedmür ilçesi aynı zamanda kırsalında bulunan gaz yatakları ve Deir ez-Zor ile IŞİD'in başkenti sayılan Rakka'ya olan mesafesi ile de oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Bu sebeple IŞİD'in Tedmür'den çıkarılması halinde hem Rakka'da durumu iyice sıkıntıya girecek hem de Deir ez-Zor kenti üzerinde IŞİD ve diğer Nusra gibi silahlı gruplar tarafından oluşturulan kuşatmanın hafifletilmesi bekleniyor. Aynı zamanda Humus kenti de Suriye'nin aslında kalbi sayılan kent çünkü başkent Şam ile Laskiye, Tartus, Halep gibi kentleri birbirine bağlayan yer Humus kenti. Tedmür'den IŞİD'in çıkarılması halinde Humus kentinin de önemli ölçüde rahatlayacağı belirtiliyor. Hediye Levent, Şam.
Yayınımıza 2016 başkanlık seçim yarışıyla devam ediyoruz. Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar partilerinin adaylığını kazanabilmek için dün 3 ayrı eyalette ön seçim sınavına girdiler. Demokrat Parti Başkan adayı Bernie Sanders hem Idaho hem de Utah'ta oyların %70'inden fazlasını topladı. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ise Arizona'daki ön seçimi rahatlıkla kazanırken rakibi Ted Cruz Utah'taki seçimin galibi oldu. Bu üç eyalette beyazların ağırlıklı olduğu yerler, ancak aday adaylarının seçimleri kazanmasında siyah nüfusun vereceği oylar büyük önem taşıyor. 2016 seçimlerinde oy kullanacak siyah seçmen sayısı, özellikle yarışın başa baş gitmesi durumunda, Amerika'nın yeni başkanını belirlemede kritik rol oynayacak. Son iki yıldır silahsız siyahlara yönelik polis şiddeti, teknolojiyle yetişen günümüz gençliğinin birlik olmasına, ırksal, ekonomik ve sosyal eşitlik hareketinin yeni bir boyut kazanmasına ön ayak oldu. Siyah Amerikalılar ve siyah göçmenlerin hakları için mücadele eden Carl Lipscomb, adayların seçim günü onları sandık başına çekmek için boş vaatlerde bulunmaktan çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylüyor. Herkes için ücretsiz eğitim istiyoruz demek yeterli değil. Ücretsiz eğitimin siyahları nasıl etkileyeceğini bilmek istiyoruz. Bize siyahlar arasındaki yüksek işsizlik oranını nasıl düşüreceklerini anlatsınlar. Siyah Amerikalılar arasındaki işsizlik oranı %9,4. Bu oran ulusal işsizlik oranının 2 katı. İşsizlik Afrikalı göçmenleri de olumsuz yönde etkiliyor. Afrikalı göçmenlerin hakları için mücadele eden Bakary Tandia, Bill de Blasio'nun belediye başkanı olduğu New York dahil hükümetin tüm katmanlarında ilerleme sağlanması gerektiği görüşünde. He is a progressive mayor. De Blasio ilerici bir belediye başkanı. Ancak Afrikalı bir göçmeni kent yönetiminde önemli bir mevkiye atadığını henüz görmedik. Aynı durum eyalet düzeyinde ve federal seviyede de geçerli. Black Lives Matter, siyahların hayatları da önemli hareketi ve bazı başkan adaylarının göçmenlik karşıtı söylemleri yeni nesil medeni hak savunucularının da ortaya çıkmasına yol açtı. Medeni hak savunucularının çehresi değişti. Artık büyük kuruluşlar yerine halkı harekete geçiren, seslerini duyuran ve ülke çapında değişikliklere imza atan bireyler var. Gallup'un kısa süre önce yaptığı ankete göre Hillary Clinton, siyah seçmenler arasında %70 oranında popülerliğe sahip. Bu da Hillary Clinton'ın siyah seçmenlerin en çok tercih ettiği aday adayı olması anlamına geliyor. Ancak asıl soru siyah seçmenlerin seçim günü sandık başına gidip gitmeyeceği. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.